Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün dinde sorgulama var mıdır? Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında peygamberlerin kıssalarıyla anlatmaya çalışacağım. Hazreti İsa'nın kıssasıyla başlayalım. Havariler Hazreti İsa'ya Rabbinden bize bir sofra iste de bizim kalbimiz iyice yatışsın derler. Bu Maide suresinde geçer. Maide demek aynı zamanda sofra anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlatmaya başlıyorum. Maide suresi 112. Havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi?" diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi. "Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun." Maide suresi 113. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun. Bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Maide suresi 114. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı. Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Maide suresi 115. Allah da şöyle buyurdu. Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Şimdi Hazreti İbrahim'in kıssasıyla devam edelim. En'am suresi 76. ayet. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. En'am suresi 77. ayet. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. En'am suresi 78. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur dedi. Zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. En'am suresi 79. ayet. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden de değilim. Şimdi Hazreti Musa'nın sorgulamasına bakalım. Araf suresinde anlatılmıştır. Araf suresi 140. Sizi alemlere üstün kılan Allah olduğu halde ben size ondan başka ilah mı arayayım dedi. 141. Hani sizi Firavun sülalesinin elinden kurtardığımız zaman hatırlasanıza size azabın kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Araf suresi 142. ayet. Ve Musa'ya 30 geceye vaat verdik ve süreye bir 10 gece daha ekledik. Ve böylece Rabbinin mikatı tayin ettiği vakit tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi. Kavmim içinde benim yerime geç, ıslaha çalış ve bozguncuların yolundan gitme. Araf suresi 143. Ne zaman ki Musa mikatımıza geldi, Rabbi ona kelamıyla ihsanda bulundu. Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana dedi. Rabbi ona buyurdu ki, beni katiyen göremezsin. Ve lakin dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sonra sen de beni göreceksin. Daha sonra Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılıp kendine gelince sen Sübhansın. Tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim dedi. Araf suresi 144. Allah buyurdu. Ey Musa, sana verdiğim peygamberlikle ve kelamımla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğime sıkı sarıl ve şükredenlerden ol. Araf suresi 145 ve onun için o levhalarda her şeyden yazdık. Nasihat ve hükümlerin ayrıntılarına ait her şeyi belirttik. Haydi bunlara sıkı sarıl. Kavmine de emret. Onlar da en güzeline sarılsınlar. Size yakında o fasıkların yurdunu göstereceğim. Şimdi burada üç tane anıt peygamberin
Allah'a iman ederken nasıl sorgulama yaptıklarını gördük. Tabii ki bütün peygamberler bizim için azizdir ama hele hele Hazreti İbrahim, kendisinden sonraki gelen bütün peygamberlerin onun soyundan geldiğini Allah Kur'an-ı Kerim'de belirtir bize. Evet. Hazreti İbrahim ki Kur'an-ı Kerim kendisinden delikanlı olarak bahseder. Yani 20'li 25'li yaşlarda olsa gerek bütün kavmini karşısına alacak kadar aslan yürekli bir insandır ve peygamberdir. Bu peygamber sorgulama yaparken biz şimdi her önümüze gelene inanmayalım. Sorgulama Hristiyanlıkta yoktur. Katolik mezhebinde yoktur. İslam'da sorgulama vardır. Alın size Kur'an-ı Kerim'den ispatı. Hoşça kalın.